Günaydın canlarım. Saat 9. Ben arası saat 7'de uyandım. Okula gönderdim. Tostunu yaptım. Dişlerini fırçaladık. Elini yüzünü yıkadık. Gayet keyfi yerindeydi. Ateş falan zaten dünden beri yoktu. Çok şükür. Yine de antibiyotiğini verdim. Bu sabah. Dün akşam da verdim. Dün sabah da verdim. En az 5 gün. Maksimum da 7 gün olmak suretiyle doktoru antibiyotini bitirin dedi. Şimdi hava bir açıyor bir kapıyor ama ben annemi kahvaltıya gideceğim. Onu da bayağıdır göremedim. Yani göremedim derken gördüm ama fazla zaman geçiremedim. Yağmurlar işte arasın hastalığı orası burası derken. Size keyifler nasıl? Ah, güzel uyandım. Geri yatmadım tabii ki sadece birazcık uzandım. Şöyle yatakta. Uyumadım arası gönderdikten sonra. Zaten 8 gibi eve geldim. Bir saattir işte böyle yorumlarınıza falan baktım. Onlara cevap verdim. Biraz YouTube'da takıldım ve hemen kalkıyorum. Yusuf salonda sobayı yakmadık çünkü içindeki o közlerin soğuması lazım ki boşaltılmasın, kazanı boşaltmamız lazım. Ben yağmur başlamadan yürüyerek gitmek istiyorum. Hem yürüyüş olsun hem hava alayım biraz. Sorayım Yusuf gelir mi? Gelirse beraber gideriz kahvaltıya. Anneme yazdım zaten. Yoksa da ben yalnız gideceğim. Gerçi mesajım daha okumamış. Belki kahvaltı yapmış da olabilirler çünkü onlar biraz erken uyanıyorlar. Bakarız şansıma artık. Aç kalırsak da bir ekmek arası yaparız. Kalkalım ev hızlıca biraz toparlayacağım da toparlama işlemini sizinle yapmayacağım. Çünkü son 2-3 gündür hep evdeyim ve hep sizi böyle temizlik, düzen, toparlama işleriyle sıkmak istemiyorum. Gerçi sevenler de var ama olsun ben öyle bir kalkayım size bir günaydın diyeyim dedim. Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Hazırlığı belki sizinle beraber çekelim. Güneşimizi çekelim. Evet bulutlar var. Aralardan güneş çıkıyor ama yine de bulutlar var. Yerler çok ıslak. Giderken size çekerim zaten. Ayakkabılarımı kalın giyinmem lazım ki yürüyüş yaparken ıslanmasın. Hazırlanalım gidelim o zaman. Ben hazırlandım. Yağmur yağdı. Yağmur başladı. Neyse biraz bekleyin de Yusuf diyor motorla götüreyim ben seni bırakayım diyor. Yürüyerek iyice ıslanırım. Motorla da soğuk üşüyorum. Böyle hafif de yağmıyor. Bayağı yağıyor. Arabasız o kadar artık zorlanıyorum ki yemin ederim var ya. Araba şart yani gerçekten böyle yağmurlarda, çamurlarda, yaz sıcaklarında. Güneşli bulut o tarafa kaçtı. Arkadan dolu dolu bulutlar geliyor. Keşke yarım saat önce çıksaydım. Ama saat çok erkendi bu sefer de. 8.30'da ne yapacaktım? Bir daha uyanmamışlardır bile. Neyse Yusuf kalktı. Biraz bekleyeyim de onunla beraber gideyim. Ama ya hakikaten ben de bugün şansım yok. Nedir dedim ki şöyle bir ana kız günü yapalım. Ama gidemedim gene. Yağmura baksanıza. Of. Bir bakayım şuradan bulutlar acaba açılır mı sonradan? Pek açılacak gibi durmuyor da bakalım. Karnım da acıktı. Saat 9.30 oldu. Ona geliyor. 9.37. 20 dakika var ona. Vallahi billahi. Annem de daha mesajımı okumamış. Taksi mi çağırsam acaba? Yusuf da bekliyor. O da çıkacak. Beraber gideceğiz. O restoranta gidecek. Ben de annemi bırakacak. Tabii durarsa yağmur. Duracak gibi de durmuyor. Ne bileyim bakacağım ya. Aman. Montumu da değiştirdim bu arada. Deri mont giymiştim üstüme. Sonra baktım üşüdüm. Bunu giydim geri. Şimdi geri çıkaracağım bunu. Altıma da tayt giymiştim. Üstüme şu örgülü kazağımı giydim. Şöyle atkı attım. Şu boynumun şurası açık kalınca üşüyor. Bir de arasın şapkasını giydim. Siyah beyaz uyumlu öyle yakaladım. Ne yapayım? Benim var şapkam da şey. Renkleri uymuyor siyah beyaza. Bu yağmurda da ne renk uydurması desene şuradan annene gideceksin. Ama en uymayan renk de pembiş simli çoraplarım. Neyse Yusuf dedi sobayı yakayım kahvaltı yapalım dedi. Bu gidişte bir yere çıkamayacak gibi gözüküyorum. Yatak odamı toparladım. Dün Yusuf'un şu montunu da yıkamıştım. Astım şöyle dışını. İçi daha kalın olduğu için bunu dışa astım ki şey olsun daha hızlı kurusun diye. Evet Yusuf'cum sobayı yaksın. Ben de kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım. Şu güneşlikleri açayım madem artık böyle kala kaldık. Şunları kontrol edeyim de. Ne canım?
aklına. Ha, beğeniyorlar değil mi? Şunlar kurumuş. Bunları bugün evi süpürdükten sonra sererim. Moralim çok bozuldu Yusuf. Anneme gitmek istiyordum ya. Aşk kızı neden böyle oldu söyler misin? Kısmet değil. Kısmet Zor bir yolu değilmiş. seçmiş demek. Vardır her şeye bir hayır. Her şeyde vardır bir hayır. Ya yolda belki kafama yıldırım düşecekti. Ya bir şey olacaktı. Değil mi kocacığım? Neyse haydi kalkalım kahvaltı yapalım o zaman. Her şeyin Ben vardır bir annemde hayır. anne kahvaltısı yapmak istiyordum. İstemiyordum evde kahvaltı falan hazırlamak. Tezgahımı da topladım bu arada. Neyse çay suyu koyalım artık. Doğru söylüyorsun. Sorgulamamak lazım bazı yaşanan şeyleri. Çok haklısın. Çaydanlığımın içinde şey yapmam lazım. Kireç çözücü alıp yıkamam lazım. Kireç çözücüm yok. Normal şeyle yapıyorum. Gelinim öğretmişti bana. Mihriban. Limon suyu ve karbonat. Efendim canım? Duyma adını isimler yorum yapmış. Yeni kanalıma katılanlar çok fazla oldu o yüzden. Katılanlar hayır. Daha önce İzleyip de izlemedim yorum ama yapmayanlar mı? hiç yorum yapmayanlar Ne yok. gibi soru mu sormuşlar? Yaptığımız soru cevap videosuna yorum mu Yorum yazmışlar? yapmış. Yorum yapmışlar. Genelde beğenilmiş yani karı koca böyle yapın. İşte Yusuf abi çok Bunlardan samimiyetle annesi cevap yapmış. verdi. Ha? İlk defa duyuyorum en son. Şu meşiklerimi çekeyim madem öyle. Netflix günü yapmak istemiyorum. Bugün evde de bir işim yok pek fazla. Derinlemesine yapacağım bir iş yok yani. Sadece evi süpüreceğim. Banyo falan temiz. Çamaşır günümü dün yaptım. Yıkadım çamaşırlarımı. Bir tek perdelerim yıkanacak da perdeler şu anda istemiyorum. Hiç umutta değilim yani. Neyse ne. Odun getirdim aşağıdan bir sepet bebeğim kuru tahtalardan. İç dışarıda yakacaksan. Neyse şu nevresim şu kapıyı açarım. Ev biraz ısınsın da dün evi bir türlü ısıtamadık. Şu çarşafların yetmeyenlerini şu arasını yatağın üstüne attım. Çünkü koyu renklerimi astım dün buraya. Dün ha kapanıştan sonra da bir makine koyu renklerim çıktı onları astım. Diyorum ya o yüzden evimde pek bir iş yok. Hadi bebişim yakacak mısın sobayı? Ha sen yorum okuyorsun. E ben çay suyumu koydum. Kahvaltı ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Dün tost yedik. Bugün tost yemek istemiyorum. Zeytin çıkaralım. Peynir çıkaralım. Domatesim yok. Yumurtam yok. Ne yapayım kahvaltıya ben? Geri kapatıyorum. Ekmek var. Ekmekle reçel tereyağı falan çıkaralım yapalım bari. Arabam olsa şöyle şimdi binerdim böyle dağlardan annemin evine giderdim. Araba yok. Motorla da ıslanırım diye bekliyorum. İsyanlardayım ya. Yalnız ben de şey yani asla pes etmiyorum ve üstümü çıkarmıyorum. Hani bir nebze olur da diner de kaçarsam diye anneme. Ya çok umutlandım. Üstünü çıkar, hadi çıkar, çıkar. Neyi çıkarayım sevgilim? Montumu mu? Şunun altına bir şey koy da boşaltayım. Tamam şurada çekmecede onun altına koyacağım bes. Zaten moralim bozuk bebeğim. Bir de sobayı bana yüklersen hepten üzülürüm. Eyeliner çektim şöyle ince de. Şu taraf sanki biraz daha ince oldu kuyruğu. Bir de ruj sürdüm o kadar. Bir de kaşlarımı doldurdum o kadar. Evet gerçekten sadece bu kadardı. Ha bir de rimel sürdüm. Yani dört işlem yaptım. Hepsi bu kadarcık. Saçlarımı açmıştım ne güzel kombin yapmıştım. Kaldım mı gene evde? Aşkım sen biliyorsun değil mi? Ben evde çok kaldığım zaman psikolojim iyi olmuyor. Arada dışarı çıkmam gerekiyor. Allah'a dua et. Ya Rabbim her zaman dua ediyorum. Her zaman şükrediyorum Bu ama sıralar gerçekten şey ya. gerçekten bu sıralar 3 Arınmaya gündür dışarıya çıkamadığım için 3 gündür gerçekten iyi hissetmiyorum. Hep ev istemiyorum. Neyse karnımızı doyuralım da sizin de modunuzu düşürmeyeyim sabah sabah.
Saat 10 çeyrek geçiyor. Şu ocağım haline bakar mısınız? Kızartma yaptım. Azıcık patatesle biber kızarttım. Yağmur hala devam ediyor. Benim gitme işi yaş yattı bugün. Şimdi biraz patates kızarttım. Biber, kırmızı biber, yeşil biber. Yeşil biberlerim biraz yandı ama olsun. Biraz acıydı, güzel olur. Zeytin, tahin pekmez, peynir, dut reçeli. Bir iki tane bal çıkardım. Tereyağı, şeker, çay. Şeker ekmek, çayımız da hazır. Yusuf sobanın içini çok güzel bir şekilde boşalttı. Bir dünya gene kül çıktı. Acayip. Soba büyük olduğu için haznesi. Her gün de boşaltmıyoruz. Bayağı kül çıktı. Yusuf şimdi sobayı tutuşturuyor. Benim çayım ocağın üzerinde kaynıyor. Boncuk. Boncuk ayağını çırmaladı arasın Yusuf'un. Ey Allah'ım ya Rabbim. Kediler de bir tuhaflaştı. Diyor ki benim oradan geçme diyor. Odun almaya çıktı kapının önüne. Niye kapının önüne benim yanımdan geçtin diye boncuk tuttu tırmaladı. Buraları çok sahipleniyor ya terasta. Genelde böyle şey saldırganlaşıyor. Ben mutfağımı toparladım. Ocağım güzelce aspirinle sildim. Fayanslarıma kadar sıçramıştı ya. Tezgahımı sildim. Masamı sildim. Burayı da temiz bıraktım. Kızartmadan sadece biraz şöyle kaldı. Onu bile tabağa koydum. Atmadım. Şimdi montumu giyiyorum. Şapkamı giyiyorum. Müge yaşlıkta kaldı. Onu izledik. Yusuf aşağı ince kayınvalidemin sobasını yakmaya. Ben de yürüyerek çıkacağım. Hemen şuradaki şapkamı atkımı atıyorum kafama. Ve güneş açmışken. Açmışken derken öyle bir ara bulutun arasında bir güneş var. Onu hemen değerlendirip yürüyerek gideceğim. Akşama da bakarım işte arasının dönüşüne zaten. Geç kalmadan gelmeye çalışırım. Okul dönüşüne. Hadi bakalım, şans gene bizden yana oldu. Yağmur bulutları aşağıya doğru gitti. Hava biraz açtı. O esnada zaten yetişirim. Daha yağarsa da annemde olmuş olurum zaten. Size bizim dereyi göstereyim mi? Dün çok yağdı ya. Ne kadar su dolmuş. Böyle denize gidiyor kızlar. Yağmur suyunun fazlalıklarını alıyor. Şu şey çizmeleri giydim de onların da altı çok kayıyor. Dikkat etmem lazım. Çimene falan bastığım zaman yaprağı falan kayıyor hemen. Yine şapkamı taktım, atkımı taktım. Saat 11'e çeyrek var. 3 saat kalsam yeterli olur. Arasın gelmesine yetişirim zaten. Çok yağmur yağardı, yetişemezsem de Yusuf ararım, gelir alır motorlu beni. Ah. Yürümek iyidir, iyidir. 2 gündür çıkmadım bir yere. Ayaklarım açılsın birazcık. Şurada bizim mahallenin orada mandalina bahçesi var. Buranın sahipleri burayı mandalina zamanı meyvesini topluyorlar. Geri kalanını da böyle üstlerinde hayır olsun diye, gelen giden toplasın diye göz hakkı olarak bırakıyorlar her sene. Ve bu sene dünkü rüzgarlarda, yağmurlarda bakar mısınız ne kadar altına dökülmüş. O kadar üzücü ki. Gerçekten bazı şehirlerde, bazı ülkelerde parayla bulamadığımız mandalina şöyle harap olmuş gidiyor. Ya bizim mandalina ağacımız var. O yüzden hani biz gelip toplamıyoruz ama genelde buradan gelen geçen mahalleli kim mandalina ağacı yoksa herkes topluyor. Bir baksanıza. Yazık günü o kadar şey dökülmüş ki yer altına. Yukarıda galiba çalışma var. Kepçeler üst üste o tarafa gidiyor. Ya kapanan bir yol vardır ya asfalt dökeceklerdi. Kışın hiç bitmiyor zaten buranın böyle şeyleri. Hafif yağmur inceden çiseliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Çok hafif çiseliyor yani montumun üstüne falan böyle. Tanecikli tanecikli. Ama engel değil tabii yürümeme. Şimdi karşıdan bu boşlukta bir güneş çıksa ne güzel olur. Şu sol ayağımdaki baş parmağımı geçen merdivende çarpmıştım. Terlikle evde gezerken anlamıyorum ama. Anlamamıştım. Tamam ağrıdığını fark etmiştim ama bu derece ağrıdığını anlamamıştım. Şimdi bu çizmelerimi giyince o çizmenin de ucu dar. Sıktı parmağım, nasıl acıyor. Seke seke yavaştan gidiyorum. Ay, güneş çıkıyor bile. Geçenki soru cevap videosunda aramızdaki yaşı söylemiş Yusuf. Bir izleyicim de şey yazmış. Gerçi izleyicim mi değil mi bilmiyorum. İlk defa yorumla denk geliyorum. Genelde yorum yazan bir insan değil. Yani bir izleyici değil, bir isim değil.
sanki eşin çok çok daha büyükmüş gibi duruyor. Sen daha küçük gösteriyorsun gibi bir şey yazmış. Eşimin yaşını saklamayı niye ihtiyaç duyayım ki? Yani 9 yaş büyükse 9 yaş büyüktür. 19 yaş büyükse 19 yaş büyüktür. Bunu zaten söyledim, söylerim de yani. Niye saklayayım ayrıca? Ben zaten 30'larda gösteriyorum. Hani desem ki 18-20 gibi gösteriyorum da o yüzden yaş farkı zannetmiş. Yok. Yusuf'un da yaşından çok büyük gösterdiğini düşünmüyorum ben. Yani aramızda 9 yaş var. Saklama gereği duyacak bir şey mi yok? Zaten ben söylemedim. Yusuf söylemişti sanırım aramızdaki yaş farkını. Çocuk istiyor musunuz? Neden istemiyorsunuz sorusunu cevaplarken. Dedi ki hani Nigar zaten 31 yaşında. İkinci çocuğu tekrar büyütene kadar 10 yıl vereceğiz. Nigar olacak 40 yaşında. Ben olacağım 50 yaşında dedi. Bizim aramızda 9 yaş var dedi. O şekilde konu açılmıştı. Ki oradaki fikrine de zaten katılıyorum. Gerçekten bir çocuğu büyütmek en az. Büyütmek derken yani en azından öz bakımını kendi yapacak dereceye getirmek 9-10 yılını alıyor. Ha, şurada. Çepçeler o tarafa gitti. Şuradan dolandılar. Oradan geliyor ses. Gene herhalde şey yapıyorlar. Ya bina ya villa yapacaklar. Şurada ikiz villalar bitti. Buralar bayağı değerleniyor gitgide toprak olarak. Annemin mahallesinin girişinde de şokun yanında da büyük bir şey yapılıyormuş. Market. Geçenlerde annemin evine giderken mahallesinin turu diye çekmiştim ya videosunu. Orada göstermiştim size yerini. Mahallemize böyle şeyler gelse, değerlense buralar çok güzel olur. Hem sosyallik açısından güzel olur. Hem yaşam açısından güzel olur. Bilmiyorum. Bayağı sakin ve kırsal yerdeyiz biz. Ondan dolayı bir metro neden olmasın ki? Ya da büyük bir Migros falan buralarda neden olmasın? Hem eksiklerimize gider bakarız. İhtiyaçlarımızı gideririz. Hem dolaşma anlamında güzel olur. Ah, iyi geldi ya nefesim. Son bir hafta 10 gündür böyle Çiğdem'le falan ara ara yürüyoruz ya. Gerçekten nefesimi artık kontrol etmeye başladım. Eskiden çok fazla tıkanıyordum biliyorsunuzdur. Eski izleyicilerim bilir. Yani bir merdiven çıkıyordum. Aşağı inip yukarı çıkıyordum. Tıkanıyordum hemen. Nefes nefese kalıyordum. Üzerine konuşamıyordum. Şimdi hem yürüyorum hem konuşuyorum. Gayet nefes alışverişimi kontrol edebiliyorum. Demek ki neymiş? Sağlık için gerçekten yürüme. Şimdi Yusuf'un şöyle bir fikri var. Kolum yoruldu, şu tarafı alayım. O da şey. Şöyle tutayım da. Yusuf'un şöyle bir fikri var. Spora başlayalım diyor. Bizim buralara yakın spor kulübü ya da fitness falan da yok. En yakını 9 kilometre, 10 kilometre otobüsle ya da işte arabayla gidilmesi gerekiyor. Yürüme mesafe asla yürünecek gibi değil. Otobandan yürümemiz lazım çünkü. Kemer'de ilçe olarak geçiyor. Buralarda mahallesi olarak geçiyor. Bu arada bilmeyenler için soranlar olmuş. Nerede yaşıyorsun? Türkiye'nin Kemer, Antalya Kemer'deyim ben. Ve ay güneş ne güzel çıktı. Spora başlayalım diyor da. Eşim spora başlamak için de ben de çok istiyorum evet. Ama ulaşımsız spora gitmek çok zor olacaktır. Yazılmışken de haftanın en az 5 günde gitmek istiyorum ki. Ya da Yusuf da gitsin. Öyle bir imkanımız varsa ve abone olduysak neden değerlendirmeyelim? Şimdi bir motor ayarlamaya çalışıyor. Bakalım belki götür getir yapacak güzel bir motor bulabilirsek. İkinci el tabii sıfır. Sıfır her şey şu anda o kadar pahalılaşmış ki kızlar. Yani bu zamlara zaten diyecek sözüm yok. Hiç artık eleştirme konuşmak istemiyorum. Bıktık yani her gün uyanıyoruz. Gözümüzü açtığımız gibi zam. Gözümüzü açtığımız gibi bir şeye zam. Bir şeye zam. Bir şeye zam. Neyse. O yüzden sıfır. Motor şu anda imkanımız yok ama. Ha geçen yıl olsaydı alırdık. Sıfır. Bu sene alamıyorsun o parayla. Çünkü diyorum ya iki katı üç katına çıkmış. Yusuf da diyor ki buraya kadar şu ana yola kadar yürüyeceğiz. Bu ana yolun başında da otobüsler geçiyor o fitness kulübüne. Şimdi yağmur var, çamur var. Arasında okulu var. Yetişme derdi var, korkusu var. Ah, o yüzden ben de diyorum ki ulaşımsız spora gitmek zor olur bizim için. Şimdi iki gündür bunu gündemimizde bunu konuşuyoruz. Yusuf diyor ki olsun yürüyerek gideriz. Çiğdem de gelecek bu arada, o da istiyor. Üçümüz gidersek çok daha şahane olacak. Bakalım kısmet olursa olur. Olmazsa ben açıkçası her gün bu kadar yağmurda yürüyüp ıslanıp da spordan gelirken de burada otobüste inip terleyip tekrar bu yolu yürümek falan hiç gözüm yemiyor. Zaten biz bizeyiz. Öyle bir şey olursa
görürsünüz. Şimdi annemin mahallesinin girişini, bizim mahallenin çıkışı annemin mahallesinin girişini göstereceğim şimdi geldik. Şimdi şu ışıklardan aşağısı hemen bizim restoran var. Şuradan şöyle de bizim mahalleye gidiyoruz. Mahallenin aşağısında yolun sonunda bizim ev var. Şimdi şuradan şöyle de böyle bölündüğü zaman L şeklinde annemin mahallesine gidiyoruz. Burada şokumuz var zaten. En yakın büyük market burası. Yani gerçekten bir markette ekmeğe bir şeye sıkışsak, acil bir şey lazım olsa yürüyeceğimiz yer ancak buraya kadar yürümemiz lazım. Evet, artıları da var, eksileri de var benim için ama artıları çok sakin, güzel, trafik çok az, insanlar çok az, doğa var, bolca yeşillik var. Ama eksileri de işte her şey elin altında değil, merkez gibi değil yani. Neyse, şuradan aşağı iniyoruz. Şuradan bir sağ yaptığımız zaman da annemin oraya varacağız. Bu metro ya da marketin yapıldığı yer de şurası. Şu kepçelerin çalıştığı yer. Bayağı buralar kazılıyor, ediliyor ama yapılırsa kötü olmaz tam yol üzerinde. Kafeterya falan da yapılırsa bizim için çok güzel bir gidilecek yer olur bence. Baksanıza bayağı büyük bir alana yapıyorlar. Buraların toprakları gitgide yavaş yavaş artık satılıyor kızlar. Ya diyorum ya, villa yapıyorlar, ya site yapıyorlar, ya market yapıyorlar. Bu yolda Muğla, Bodrum, otobanı, Antalya, Muğla, Finike, Ölüdeniz, hepsi bu yol üzerinden, otobandan geçiyor. Ah, yolun üzerinde mahallelerimiz diyebilirim. Ay kızlar, siz vallahi çok eğlencelisiniz. Marmelatlısını ben yedim ama ortası böyle marmelatlı vardı. Böyle 8 şeklinde yapmış. Arkadaşım, eline sağlık. Zübeydeciğim, göstermeyeyim. Tanıştırayım mısın? Yok yok. O da pek kameralarla barışık bir hanımefendi değil. Ama benim adaşım burada. Nigoş, gel. Habire Aras diyor, başka bir şey demiyor. Aras diyor, seni çekmiyorum. Aras diyor, başka bir şey demiyor. Sen dün anneye bu hamur işlerine yardım ettin mi? Etmedin mi? Ama öğreniyorsun değil mi böyle yapa yap annen? Çok lezzetli olmuş. Bunlarda marmelat var mı? Bir tane daha marmelatlı yiyebilirim galiba. Şey, aa, bunlar sade mi? Çaylar bitti mi? Bir kere yıkayak da. Şimdi size... Çay gene demleme bak, leş gibi oldu. Çaylar. Benim de çaydanlıkla. Sobanın üzeri daha çok kirleniyor. Ben size göstereyim mi kızlar? Böyle limonları doğramışlar küp küp küp. Suyunu da böyle salmış. Çaya kaşıkla atıyorlar kış günü. Vallahi çok faydalı. Hem metabolizma için, hepimizin bardağın dibilerinde limonlu çay. Bunu eve gidince kesinlikle yapacağım. Limonlar hem dibine döküp döküleceğine diyor annem. Bir de biz... Kavanozlara litrelik, yarım litreliklere sık sık at dolaba. Evet. Sen de bugün tunikle suyunla, genç kız gibisin kız. Çok nazar olmasın. Ben seni çekmeyeyim. Tunikle çok tatlısın. Diyorum. Anneme nazar olmasın diye şey yapmayayım. Sonra demesin ki beni gösteriyor, nazar oluyor, başım ağrıyor diye. Eline sağlık Nigoş'um. Şey... Bacım, Nigoş'um diye adaşımı söylüyorum. Zübeyde'm. Limonlu çayla mis gibi sobamızda yanıyor. Ateşini göstereyim size kızlar. Ne kadar romantik, görüyor musunuz? Buralardayım. Saat daha 12'ye çeyrek var. Daha 2 saate kadar zamanım var. Haras'ın okuluna yetişeceğim ya. O yüzden hızlıca geldim. Çayımızı içiyoruz. Thank you.
Yusuf geldi, motorla aldı beni. Aras kuzuya yetiştim, erken bile geldim. Aras gelmeden evleri süpürdüm. Merhaba, odamdan çıktım. Merhaba bir tanem. Hoş geldin. Ama paçan çamurlu galiba. Koltuğun üstüne oturma öyle. Bakayım kim vermiş ondan sana, arkadaşı bana. Bowling vermiş. Sobayı yaktın mı kız? Ayıların hep his içinde. Ne vermiş abi? Bowling. Bowling. Sende büyükleri var ya bunların. Gel senin üstünü bir değiştirelim. Okul kıyafetinle gezme. Yerleri sildim güzelce. Çünkü Yusuf sabahleyin bu küllük boşalttı ya. Buralar hep tozlu böyle. Taşınmasın halılara diye. Oh, evet. Şimdi ne yapacağım? Halı örtülerimi sereceğim. Çünkü halılarımı güzelce süpürdüm. Şurada bir iki yatağım var. Onları toparlayacağım efendim aşkım. Terlik burada. Tabletinde, yatak odasında. Ama senin bugün yazma ödevin var anneciğim. Anne dün yazın. Bolca ödev çalıştım. Dün, ama her gün ödevimiz var bebeğim. Her gün ödevimiz var. Öğretmen ödev göndermiş. Hem de anne dün yazın dinlendim. Yazma. Bugün yazma ödevi. Okuma falan değil. Çok güzel bir ödev. Yazın. Güzel bir ödev. Hele bir iyi terliklerini yerler ıslak. Yazacaksın. Ben sana söyleyeceğim. Sen çizgili defterine yazacaksın. Sonra da serbestle çıkacaksın. Annem de o kadar tatlı yedim ki kahve anne, falan yaptık. Nerede? Evimi derledim, toparladım. Zaten temizli çıkarken ay hıçkırık tuttum. Sadece şu çarşaflarımı falan kontrol edeceğim. Kurumuşları toplayacağım. Halı örtülerimi sereceğim. Akşama yemeğim var. Başka da bir derdim yok şükür. Yusuf şey dedi, kemere gidip şu kaydımızı yaptıralım dedi spor salonuna. Ben dedim ki tamam gidelim ama arkadan bulutlar geliyor. Bilmiyorum artık gün içerisinde gider kayıt olur muyuz olmaz mıyız? Gidelim. Sen nereye? Ben çalışmış olurum. Ne çalışmış olur? Senin küçük çocuk spor salonu almazlar. Bana ne, o zaman gitmeyeceksiniz. Oho, sen gidip gelene kadar okuldan biz gidip gelmiş oluruz. Akşama bırakmayız spor işini. Gitmem, bana ne? Sen iyi misin bugün? İyi geçirdin mi okulu? Oho, bana nelerle falan. Hiç sevmediğim cümleler bunlar. Valla şuradaki boşluk gayet hoş geliyor gözüme böyle. Kalabalık yok ya, çiçek mi çek. Şurası da boşaldı. İyi oldu bu şekilde. Şu ben bayağıdır bunu değiştirmek istiyordum. Çok rahat masam, yemek masamla taburelerim ama artık değiştirmek istiyorum ve yetmiyor misafir falan geldiği zaman. Görümcem dedi ki bende kare dedi büyük yüksek bir ahşaptan masa var dedi. Sana onu vereyim, üzeri camlı dedi. Ben de sandalyelerine bakmam lazım ama daha şeye bakmadım. Masaya bakmadım görümcemdekini. Dedi bunun kadar uzun değil ama genişliği yani dikdörtgen şey kare şeklinde, dikdörtgen değil de kare şeklinde dedi. Onu bir gün bakayım, şey olursa boyası falan beyaz renk mi, zaten uyar benim rengin, açık renk seviyorum ben, masa sandalye çok koyu renk istemiyorum. Bunları da yarasın odasına koyarım. Hani çalışma masası olarak şunu değerlendirebilirim. Üzerine laptopu falan koyabilirim diye düşünüyorum. Şu tabureyi de kullanabilirim. Birinde zaten şey Yusuf genelde spor için falan kullanıyor. Ondan dolayı önce bir satayım dedim. Sonra dedim ki boş ver, ne satacaksın? 3 kuruş bir şey zaten. Evde değerlendir diye düşündüm. İlerleyen zamanda şu yemek masası alanını bir değiştirmek istiyorum. Fikirleriniz falan varsa lütfen söyleyin. Linkler falan da varsa söyleyin, yazın bana yorumlarda. Ben aslında şey istiyorum. Plastik şey, cam plastik. Cam plastik sandalye istiyorum. Hani böyle komple nötr, şeffaf olan sandalyeler oluyor ya, renksiz. Öyle bir şey istiyorum. Onların hem temizliği kolay oluyor hem de hoş duruyor bence. Göz de yormuyor. Ama o Çiğdem'in bana vereceği masayla uyumlu olur mu olmaz mı? Yoksa onun yerine yuvarlak bir camdan aynı şekilde takımı bakayım bilmiyorum. Daha internetten kurcalamadım. Bir Trendyol'a bakacağım, Letgo'ya bakacağım. O tarz bir şey bulursam sizde de varsa fikirleşeceğiniz bana lütfen yazın. Şu köşeye kesinlikle istiyorum yemek alanımı değerlendirmek. Yazın zaten soba kalktığı zaman bu alanım daha da genişliyor. Şuraya iki tane berjer koyuyorum. Yemek alanım zaten burada kalıyor falan filan. Yazın da şeyim değişiyor. İyi soba da yandı bu arada. Gittim aşağıdan biraz da odun doldurdum. Kayınpederim odun yapıyormuşlar bugün restoranda. Geçen kestiğimiz odunlar şey ağaç vardı ya. Kavak ağacından bayağı bir kalın dallar çıktı. Onları budamışlar. Bir şeyler yapıyorlardı. Sanırım bugün biraz odun getirecekler bu tarafa. Evde çünkü çok fazla odunumuz kalmadı. Kalmadı derken aslında bahçemizde hiç odun eksiğimiz olmuyor Allah'a şükür. Geçen sene şu dutlu budamıştık. Orada bir dünya odun var ama arkadan git gel onlarla uğraş istemiyorum. Oradan hazır kesilmiş getirirlerse bize zaten bir haftalık falan yeter diye düşünüyorum. Gene çenem düştü. Ama annemlerle çok güzel zaman geçirdim. Arkadaşım oradaydı. Ondan sonra kahve falan içtik. Kahve içtikten sonra da zaten. Ben bugün anneannelere gittim. Nigar da oradaydı. Sana selam söyledi. Hafta sonu belki bize gelirler. Hava güzelken kahvaltıyı alırız onları, olur mu? Hayır canım, yarın okula gideceksin. Çünkü hafta içi artık bir daha gitmem ben onlara. Onlar bize gelirler.
senin evde olduğun bir gün söz veriyorum, onları çağıracağım. Sen de Nigar'la oynarsın. Küsme hemen. Hemen şurasının üstünü falan değiştireyim. Tamam, güzel gidiyorsun. Ay yapacaksın sadece. Beni göster, yası yazdım. Seni ben yerim. Yusuf Aras Taşkın. Şimdi bunu dosyasına koyacağız. Şu şeffaf dosyasına. Sonra da okuduklarını yazma çalışması yapacağız. Duş aldırdım oğlum. Üstünü değiştirdim. Yazdıklarımı göster. Yazdıklarımı. Tamam, hadi göstereyim. Yaz. Aa, çok büyük yapma, küçük yaz biraz. Hı-hı. Güzel yaz yani. Taşkın. Bir tane sustu. Ya evet, S ama kuyruklu S. Kuyruklu evet. Yılan gibi. Ödevini bitirelim. Ondan sonra da ben kalan ev işimi yapacağım. Katlama ve halıyı serme işleri yapacağım. Hayır. Duş aldırdım, terlemişti, iyi oldu. Sıcak su da vardı sobanın üstünde. Evet, evimizde evet. Sıcak. Saçlarının kesilmesi lazım. Hayır, aslında anne, bekleyecektim. Neyse şey dedim, rahatlasın. Taşkın var anneciğim, var. Kın yazıyorsun. Ha, Kın, kın. Evet bebişlerim, Aras'cığım ödevini yaptı. Okumasını yaptı. Duşunu aldı. Yemeğini yedi. Bugün oğlumun üzerine düşen bütün görevleri yerine getirdi. Şimdi hazır ve nazır bir şekilde dinlenmeye çekildim. Ben evimi süpürmüştüm, silmiştim zaten. Biliyorsunuz Aras okuldan gelmeden önce süpürdüm. Aras geldiği zaman da hemen hızlıca sildim. Bebişlerim halı örtülerimi serdim. Halı örtülerimi yıkamıştım zaten. Sadece şu kulak kısımları biraz nemliydi. O da zaten ev sıcak üzerindeyken kurur diye düşünüyorum. Sobam o kadar ısındı ki gittim üstümü değiştirdim. Tişört falan giydim üstüme. Şimdi bu Aras'ın odasında beklettiğim çamaşır sepetimi, gerçi odayı açtım ısınsın diye, ama yine de orası buraya göre daha soğuk olduğu için burada sobanın yanına aldım çamaşır sepetimi, hızlıca kurusun. Üstten kurudukça kıyafetleri oradan azaltacağım. Şu çorap sepetimi de oraya etrafına koydum. Yusuf'un montunu şöyle içleri kurumuş ama şöyle gene kulaklarında ve ellerinde ıslak yerler vardı. Hafif nemli diyebilirim. Onu hemen astım, sonra götürüp askısını da ayarladım zaten. Hemen görüp götürüp kaldıracağım. Üste hemen nevresimlerim kurusun, havlularım kurusun. Onları aldıktan sonra altlarında koyu renklilerim var. Onları yıkayacağım. Ay Allah'ım. Oy, benim küçüğüm öksürdü. İki kasa. Bunu daha önce dünkü değil, ondan önceki vlogta galiba doldurmuştum bebişlerim, hatırlıyorsunuz. O sepetim, son kalan sepet. Bunu da bugün indim aşağıya, Aras gelmeden önce hemen onu da doldurdum. Son kalan dallar artık hemen hemen son kalan diyebilirim. Çünkü odunlar bitiyor. Aşağıdaki odunları bıraktığımız o çardak mı diyeyim artık, o boşluk bittiği zaman odunlar tamamen oraya güzelce bir yapraklarını süpürüp o köşeyi bir temizleyeceğiz. Sonra da artık gelen restoranttan ya da dışarıdan ya da bahçeden çıkan odunları da oraya yerleştireceğiz. Buradaki halı örtümü de serdim. Arası biraz pilavla ısıttım. Siz söyleyin adını. Dünden yemeğim vardı ya, patlıcan musakka etli. Bu iki kişilik porsiyon bize yeter zaten. Yusuf geldiği zaman atıştırırız. Bu akşama yemek derdim yok. Isıttım, çok da güzel bir şekilde yedi. Dün yememişti açıkçası. Bugün de babası olmayınca daha az naz kaprisi yapıyoruz. Tabii evde az daha az yemek seçiyoruz. Babası olunca babasına sığınıyor. Babası ona hemen hızlıca bir şeyler hazırlıyor. Evdeki yemekleri bazen yemiyor. Ama bugün okuldan aç geldiği için de ödevlerini yaparken ısıttım. Pilavın üzerine güzelce şu sosundan. Faydalı yani. Sarımsak var, soğan var, salça var, yani biber var. Ay çok ayıp anneciğim. Et var, patlıcan var, sebze yani. O kadar faydalı ki üzerine koydum, bir güzel sosladım ve domatesini yedirdim. Şurada bir tane puding çıkardım. Dün Yusuf'un yaptığı pudinglerden bir kase, ısınsın, Aras atıştırır diye düşündüm. Ah çok şükür. Bugün bütün görevlerimiz, sorumluluklarımız erkenden bitti. Annemin yanına bile gittim, yetiştirdim. İşte böyle okul olduğu zaman erkenden günümüz başlıyor ve bütün işlerimiz erkenden bitmiş oluyor. Buna çok mutluyum bundan dolayı. Karşı komşumuz Hatice abla sobasını yakmış. Bir izleyicim var, Hülya'cığım yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki o mutfağın penceresinden manzara. Sık sık o aklıma geldikçe mutfağın penceresinden böyle manzarayı dışarıyı çekmeye çalışıyorum. Eminim aranızda başka sevenler de vardır ama aklıma gelen olduğu için böyle elimde kamera dolaştıkça dışarının manzarasını çekmeye çalışıyorum sizler için. Seviyorsunuz böyle doğa falan. Yani en azından yorumlarda öyle bildiriyorsunuz. Şimdi ben ne yapacağım? Sabahtan bir çaydanlık dolusu çayım vardı. Kaynıyor da kaynıyor. Güzel bir fincan kendime çay yapayım. Aslında acıkır gibi oldum. Çünkü annemde öğlen yemeği bir şey atıştırmadım. Sadece poğaça, annem bu yaptığı arkadaşımın yaptığı tatlı poğaçadan yedim ama şu anda biraz acıkır gibi oldum. Düşünüyorum. Saate bir bakayım.
Saat 5'e çeyrek var. Bir yarım saat sonra yiyeyim. Artık akşam yemeği yemem. Yusuf da o saate kadar gelirse beraber yeriz. Gelmezse ben yemeğimi yiyeyim. Artık yeme olayını kapatayım. Şu şey, bunları da yıkamıştım. Onlar da hafif nemliler. Kurusunlar diye her yere böyle çamaşırları yaydım. Olsun, önemli değil. Ama şu köze bakar mısınız var ya, of. Evin şu anda ısısını şu şekilden size gönderebiliyorum. Anlıyorsunuz nasıl olduğunu. Su koydum gene şeyin üzerine, teştin içine. Sıcak suyumuz olsun. Şu sobamın camı için şöyle güzel bir yorum aldım ki, Nigar'cığım sana bir püf nokta vereceğim. Küle bezini bastırıp külle sil ve ondan sonra nemli bezle camını sildikten sonra çok güzel temizleniyor diye. Bunu daha önce bana yazmışlardı sanki. Ben denedim diye hatırlıyorum ama eğer gene de bu yorumunuz için tekrar deneyeceğim. Ama şöyle bir sorum var ki, Aras'cığım bir saniye oğlum, lütfen bebeğim Aras'cığım. Aşkım beni çok üzüyorsun böyle yaparak. Şimdi şu alt kısmı görüyor musunuz kızlar? Genelde üstte biraz his oluyor. Hisi evet kolaylıkla çıkarabiliyoruz ama bu alttaki lekeler, yapışmalar şey. Genelde sobayı tutuşurken plastik falan kullanıyoruz ya. Plastik işte kola kabı olsun, hazır paket ürünlerin paketleri olsun. Onları ben kullandıkça böyle cama yapışıyor ve onu çıkarmak çok zor oluyor. Onu terlemek zorunda kalıyorum. Yoksa ki dediğiniz şey sadece his olsa, sobanın kendi doğal odunun hisi olsa çok kolay çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz. Daha önce his olmaması için de şöyle bir tüyo da vermişti bir izleyicim. Bulaşık deterjanına bolca sür, onunla sil. Odun durulama, o kaldıkça üzerinde his olmayacaktır. Onu da denedim. O da çok işe yaramadı açıkçası. Ama zaten çok sık silmiyorum. Ama yine de cam temiz olduğu zaman o içerideki yanan sobanın, yangının şey, ateşin şeyini görmek, ama bazen de kelimeleri de karıştırıyorum yemin ederim. Ay, konuşurken bile yoruluyorum bazen. Bu yanan sobanın içerisindeki ateşi görmek ayrı bir atmosfer güzellik katıyor. Şöyle oturuyorum, düşünsenize. Şöyle oturuyorum karşıya. Şöyle baktığınız zaman şu ateşin, tabii şu görüntüyü saymazsak pek hoş değil ama evin halleri yani, doğal ne varsa onu çekiyorum zaten, hiçbir zaman şey yapmadım biliyorsunuz sizin için. Ama şurayı hemen toparlayayım, öyle kamera açayım. Yani doğal benim olayımda ne varsa ailemin içerisinde her zaman size bunu da samimiyetle çekmeye çalıştım. Böyle karşıdan baktığınız zaman ateşin sıcaklığı acayip bir motivasyon veriyor benim için. Çenem düştü de düştü. Nigoş'um kalk desenize. Şimdi kocişimi beklerim. Bir yarım saat sonra karnımı doyururum. Ondan sonra bir uzanırım, dinlenirim. Artıkın. Terası süpürdüm ben bu arada. Kapının önünde böyle biraz odun kırıntıları vardı ama size çekmedim. Zaten teras temizliği yakında beraber yapmıştık bebişlerim. Ay, ay. Çok şükür Rabbim. Bu soğukta kimseyi vallahi soğukta bırakma. Gelinim aradı. Ezelimle konuştum biraz. Üçlü kamera görüntüsü yaptık annemi. Gelinimle beraber. Onunla biraz konuştuk. Gelinimle konuştum. Ezel'i biraz sevdim kameradan. Ezel beni artık herhalde unutmuş. Bana hiç pas vermiyor. Bir tek Aras'ı tanıyor. Bir tek Aras'a pas veriyor. Aras'la arası iyi. Dedesiyle arası iyi. Beni pek tanımıyor. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yerim ben onu. Genelde böyle kameradan mırcıklıyorum uzaktan böyle ben onu. Ay, hadi düştü çenem. Kaçıyorum ben, çayımı koyacağım. Evet aşıklarım, ballarım. Saat 8'e şey 8'e mi? Evet 8'e 20 var. Yusuf biraz uzandı. Yusuf geldi işten, çok oldu. Yemeğimizi yedik. Sonra görümcem geldi. Çay içtik. Yağmur başladı. Evet. Şimdi sobamız yanıyor. Yusuf şu kütüklerden getirmiş, getirecek diyordum ya size. Şimdi yemeğimizi yedik. Ben şurada son kalan tencerelerimi yıkadım. Yemeklerimiz bitti. Şu görümcemden çay içerken kalan bardaklarınız, bunları şimdi yıkayacağım. Şurada bitki çayı demledim. Biberiye, kurutulmuş biberiye. Limon kabuğu kurutulmuş. Kekik çayı, karanfil, birazcık sinameki ve ne koydum buna başka? Birazcık da ıhlamur. Şöyle demleyeyim de demledim. İyice demini alsın. Kaynatmayacağım. Sadece kaynar suyla demledim. Onu bekletiyorum. Hava karardı zaten. Şimdi şuraya masa istiyordum ya bebişlerim. Şey, masayı değiştirip sandalye almak istiyordum ya. O şeffaf sandalyelere baktım ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
Durum şöyle ki, o baktığım Trendyol'da baktım ve %43 indirimli bir yerde buldum en uygunu. Aras'cığım ne yapıyorsun bebeğim? İlacını verdim de antibiyotiğini. Tamam kalk su iç. Sevmediysen tadını, ki tadı zaten portakallı, gayet güzel. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. %43 indirimli olmasına rağmen bir sandalye, şeffaf sandalye 1200 liradan başlıyor. O indirimli hali. Yani tanesini söylüyorum. Şuraya bir yere görsellerini bırakacağım size. Aslında çok şık duruyor. Ortasında böyle yuvarlak cam masa istiyordum ben. Yani o şekilde kombinledim, kafamda oturturdum ama yani bir sandalye bin, o indirimli hali. Aynı istediğim şeffaf sandalyelerin böyle biraz daha klasik, hoş olan tarzları 6000'e kadar çıkıyor. Ve bu şeffaf sandalyelerin en pahalısı, en kalitelisi 7700. Aras'cığım 7750 TL'yi buluyor. Bir sandalyeden bahsediyorum, yanlış anlamayın. Plastik sadece, cam falan da değil yani sandalye. Şok oldum tabii ki. Başka bahara kaldı bu hayalim. Onun yerine başka böyle mermer görünümlü tel sandalyeler var. Hoş, böyle siyah olabilir, açık renk olabilir. Öyle bir şeye bakacağım. Hiç de bulamazsam, bütçe ayıramazsam bu ahşap sandalyelerim ve taburelerime devam edeceğim hayatıma. Çünkü inanılır gibi değil. Yani bir sandalye eğer hani diyelim ki o indirimli, hadi indirimsiz hali 2500 liradan başlarsa bir sandalye, neyse. Allah bu devirde evlenip de yuva kurup ya da ev yenileyenler, ev kuranlar, düzen kuranların yardımcısı olsun. Gerçekten bir zamanda aldığım o tabureleri 100 liraya almıştım. Evidea diye bir şey vardı. Şu anda artık ulaşamıyorum galiba. 100 liraya sipariş vermiştim. Kaç yıldır da kullanıyorum. Aşağıdaki evimde de o masa sandalyemi kullanıyordum, taburelerimi. Neyse bebişlerim, biraz ona baktım şimdi. Görselleri kurcaladım. Hoşuma gidenler oldu ama dediğim gibi çok pahalı. Asla o bütçeyi ayıramam. Yusuf uzanıyor. Ben de şimdi saat 8'e çeyrek var. Saat 8 çeyrek geçe gibi, yani yarım saat sonuna falan arası yatırmaya gideceğim. Ben de uzanır yatarım, biraz bir iki çayımı içerim. Yusuf zaten yatıyor artık, bu saatten sonra uyansa bile biz yatmış oluruz. O yüzden gideceğim şu cildimin makyajını güzelce bir arındıracağım. Belki de duş alırım, belli olmaz. Evi bugün sıcakta terledim. Çamaşırlarımı da artık yarına katlarım. Yemek yedikten sonra böyle bir mayışıyorum. Evet bebişlerim, vlogu kapatayım. Bitki çayımı bol bol içeyim. Ben bu arada saç uzatmak için, eski izleyicilerim bilir, sürekli biberiye çayı demleyip saçıma uyguluyorum. Kış günü de onu böyle çaylarıma da kullanıyorum. Aynı şeyi ağız yoluyla da sonuçta vitaminini alabiliyorum. Bu aralar şu saçlarım şuralarında hafif bir seyreklik oluyor gibi hissediyorum ama o da bizim zaten ırsi, yani baba tarafında saç yapımız sürekli bu şekildedir. Şuralar böyle kel gelir, şurası biraz doludur, buralar keldir. Yani buralara yapılacak hiçbir şey yok çünkü bu saç tipi, kafa tipi, saç tipi ezelde de var. Yani bu kelli ile alakalı bir durum değil, bu bizim kafa yapımızın tipi ile alakalı bir durum. Ben de baba tarafıma çekmişim. Olsun, hiç de sorun değil. Gene de aslan yelesi gibi maşallah saçlarım var. Saçlarımla ilgileniyorum, bakıyorum. Görümcem bugün kuaföre gitmiş, saçlarını biraz kısalttırmış. Saç boyası kendime alacağım, gene siyah, mavi ya da siyah olabilir, koyu renk. Saçımı Çiğdem'e boyattırırım, en son Yusuf boyamıştı. Artık uç köplü şey, dipleri biraz geldi gibime geliyor. Şuralar açık benim çünkü kumral bir saç rengim var, uçları siyah ama yine saç rengimi koyultmak istiyorum. Ben de onun saçının renk boyasını yaparım, sarı yapacak, o da genelde zaten sarı renk kullanıyor. Bu arada görümceme de çok fazla iltifatlar alıyoruz, çok teşekkür ediyoruz, çok tatlısınız, iyi ki varsınız bebişlerim. Evet, durumlar bizde böyle. Bugün de böyle başladık ve böyle bitirdik. Çoğu şeyi de bugüne sığdırmaya çalıştım ve sığdırdım galiba. Arasını işte duşuymuş, ödevleriymiş, işte halı örtülerim falan sermek istiyordum. Çamaşırlarımı tam anlamıyla kuruttum. Odun biraz getirdim. Anneme gittim geldim. En önemlisi yarına gene bir yemek derdimiz olur. Yemek falan pişiririz sizinle beraber. Durum bundan ibaret. Sizleri çok çok seviyorum. Hepiniz iyi ki iyi ki iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki bu yolda her zaman beraberiz. Desteklerinizden ve güzel yorumlarınızdan ötürü sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşürüz.